Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bu çok güzel, ayıcıklı, kablosuz kulaklık kılıfının nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle içine koyduğumuz zaman bu şekilde çantanıza rahatlıkla asabilirsiniz. Kullanacağım ipim Ören Bayan Star, 100 gramlık bir yumak, 300 metre, %100 akrilik bir ipim, renk numaram 28, kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 milim, tığ için ise 3,5 milim kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsak ayıcıklı kablosuz kulaklık kılıfını yapmaya başlayabiliriz. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Zinciri saymayacağım. Toplamda bu yuvaya 12 tane ikili trabzanla dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İpimi çekerek halkamı küçültüyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine ipimi de araya alarak kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1, 2, 3 zincir hazırladım. Birleştirmeyi yaptığım noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bu arada ipimi birkaç kere daha ileride yürüterek yürüteceğim. Ve her yuvaya, her trabzanın tepesine ikişer tane batacağım. 12 olan trabzan sayımı 24'e çıkaracağım. Sıramı birleştirmek için yine zincirlerin tepesinden kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Birleştirdiğim noktaya bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine 2 tane yapıyorum. 1, 2. Aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tek, bir çift. 1, 2, 3. sırada bir tek, bir çift yapıyoruz. 24 tane olan trabzan sayısı burada 36'ya çıkacak. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3. sıramızı da hazırladık. Şimdi 4. sıraya geçeceğiz. Yine zincirlerin en tepesine trabzanla buluştuğu yerden kaydırma yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir alt sırada bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi 2 tek bir çift yapıyoruz. Birleştirdiğim yerden 1, 2 tek, 1, aynı yuvaya ikinciyi yaptım. Bir çift. 2 tek, bir çift trabzanla bu sırayı da tamamlıyoruz. 2 tane tek yaptım. Hemen yanındakine 2 tane dolduruyorum. Dördüncü sıramızı da tamamladık ve birleştiriyoruz. Şimdi kulakları yapacağımız sıradayız. Bir tane zincir çekiyorum. Birleşim noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki yuvaya öncelikle 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Aynı yuvaya 4 tane üçlü trabzan. 1, 2,
3 kere de çektiğimiz üçlü trabzan yapıyoruz. Bu birinciydi. 2 3 ve 4. Hepsini aynı yuvanın içine yaptım. Tekrar aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan. Yani toplamda 8 trabzanı aynı yuvaya yapmış olduk. Hemen yanındakine bir tane sık iğne. 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burada kısa olan 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Şöyle göstereyim. Ön yüzdeki kısa olan zinciri tamamlıyoruz. Burada yüzü işleyeceğim için kısasını gösteriyorum. Aynısından bir tane daha yaptığımız zaman bu zinciri 30 tane çekeceksiniz. Uzun olan 30 zincir, kısa olan 6 zincir. Kaç tane çektim? Baştan yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tane yapmıştım. 2 tanesini atlıyorum. 3.'ye bir tane sık iğne. Tekrar 3'e tamamlıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer kulağı yapacağım. Gene 2 tane ikili trabzanı yapıyorum öncelikle. Aynı yuvaya 3 kere de çıktığım 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Pardon, bunu ikili yaptım galiba. 1 2 3. Evet. Üçlüleri bitirince aynı yuvaya tekrar 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, bu şekilde. Buna 100 yapacağım. Bunun aynısından yaptığınız zaman şuradaki 6 zinciri 30 tane zincir yapacaksınız sadece. Şimdi başlangıç noktasına kadar tüm tepelere sık iğne dolduruyorum. Şimdi ayıcığımızın yüzünü işleyeceğiz. Böyle bir yün iğnesine siyah renk bir ip geçirdim. Şöyle tuttuğum zaman birinci sıra değil, ikinci sıradan şu kulak deliğinden simetrik bir şekilde aşağı iniyorum şuraya. İpimi arkadan geçirdim. Bu şekilde 1 2 3 kere ipimi iğnenin içinden doladım. Birinci gözümü yaptım. İpi tutturacak kadar biraz yandan tekrar çıkarttım. Birinci göz hazır. Şimdi diğerini yapmak için tekrar buradan şuraya arkadan çıkarıyorum. Ekrandan kaymışım herhalde. Tekrar 1, 2, 3 kere ipimi doladım. Tekrar ipi sabitlemek adına biraz ileriden çıkarttım. Şimdi burnumuzu yapacağız. Şöyle şuradan çıkarttım. Yeniden doluyorum. 1, 2 ve 3. Ağzını yapmak için hemen yuvarlağın alt köşesinden aşağıya indim. Şimdi bu taraftan çıkacağım ki ağzını bu şekilde yapabileyim. Çıktığım yerden batıyorum. Biraz ileriden şöyle.
ardından tekrar geri batıyor. Yüzümüz hazır. Arkadan sabitliyoruz. İpimizi kesiyoruz. İlk parçamız hazır. Şimdi bunun arka yüzünü yapacağız. Dediğim gibi arkasındaki tek fark işlemesi olmayacak. Bir de burada 30 zincir hazırlayacaksınız. Ben şimdi ikinciyi de hazırlayacağım ve nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. İkinci parçamı da hazırladım. İpimi kesmedim. Dediğim gibi burada 30 zincir var. Şimdi arka yüzleri birbirine bakacak şekilde, yani şöyle tutuyorum. Ön yüzdeki parçanın hemen kulağın dibinde biten ilk trabzanın tepesinden ipimi ön yüzdeki parçaya geçiriyorum ki birleştirmeyi ön yüzden yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi sayılar aynı olduğu için kaydırma yapmadan bir ön yüzdekinden bir arka yüzdekinden sık iğne yaparak birleştireceğim. Her bir tepeyi atlamadan önden tığımı geçiriyorum, arkadan geçiriyorum. Bir daha göstereyim. Parçaları böyle birleştirdik. İpimi ön yüze aldım. Bir ön yüzden, bir de arkadan. Bu şekilde çepeçevre birleştireceğiz. Az önce çepeçevre dedim fakat kulak bitiminden kulak başlangıcına kadar olan yeri, yani burada cep hazırlıyoruz sonuçta. Geldim. Şimdi ipimi kesiyorum. Diğer ipleri de temizlediğimiz zaman işimiz bitmiş oluyor. Bu iplerinizi yürüterek gizleyebilirsiniz. Fazla olanı zaten kesiyoruz. Ayıcıklı kablosuz kulaklığımız hazır. Hemen bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar, bugün sizinle ayıcıklı kablosuz kulaklık kılıfı yapmayı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.